O, ABD Başkanı Donald Trump'ın sesini kısan adam, hem de kelimenin tam anlamıyla. Bahsettiğimiz kişi Twitter'ın CEO'su ve kurucu ortağı Jack Dorsey. Milyarder teknoloji girişimcisi, genellikle ilgi odağı olmamaya çalışıyor. O nedenle hakkında bilinmeyen pek çok ilginç şey var. Örneğin New York Belediye Başkanı olma fikrinden neden vazgeçti? Ya da 15 yaşında sattığı ilk yazılımını programlaması için ona ilham veren neydi? Peki en sevdiği Twitter kullanıcısının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Jack Dorsey hakkında bilmeniz gereken her şey Teknoloji Titanlarının yeni bölümünde. I don't ever give up. And I was human. I am human. You're going to see the future. Internet, some internet. Tech Titans. Jack Patrick Dorsey, 19 Kasım 1976'da Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde doğdu. Jack'in ebeveynleri Tim ve Marcia Dorsey ve iki erkek kardeşi Daniel ve Andrew ile birlikte büyüdüğü yer burası. Dorsey'in ailesi hakkında pek bir şey bilinmiyor, elbette Twitter'da paylaştıkları bilgiler dışında. Dorsey'in babası hakkında o kadarı bile bilinmiyor. Her neyse, Jack çok genç yaşlarda trenlere, harita ve kuryelere ilgi duymaya başladı. Bir zamanlar şöyle demişti: "Kuryeleri çok severdim. Onlar kentler ve tüm dünyada gerçekleşen bu fiziksel bilgi transferini gerçekleştiriyor. Birinin paketi alıp bir çantaya koyması, bir yere gitmesi, çantadan çıkarıp bir başkasına vermesini çok etkileyici buluyordum. Bu trafiği büyük ekranda görmek için haritasını çıkarmak istedim." Dorsey, lisede bilgisayar kulübüne katıldıktan sonra kurye hizmetlerine olan ilgisini bir ürüne dönüştürdü. Daha 15 yaşında hala bazı taksi şirketleri tarafından kullanılan bir sevkiyat yönlendirme yazılımı yazdı. Oldukça etkileyici değil mi? Bu arada Dorsey ergenlik yıllarında bir punk evresinden geçti. Saçları bir süre mavi renkte ve uçları yukarı doğru sivriltilmişti. Aslında şu an bile Dorsey kendini bir punkçı olarak görüyor ama artık fiziksel anlamda değil. Dorsey Twitter'ın CEO'su olarak işe başlamadan önce bir CEO gibi görünmek için hızmasını çıkarmıştı. Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 2 yıl okuduktan sonra Dorsey New York Üniversitesi'ne geçti ve New York'a taşındı. Diğer birçok teknoloji titanı gibi o da üniversiteyi bitirmedi ve mezuniyetine bir sömestr kala okulu bıraktı. Bu arada Dorsey'in New York'ta geçirdiği dönem hayatında derin izler bıraktı. En önemlisi Twitter fikri New York Üniversitesi'nde okurken ortaya çıktı. Bir diğer eğlenceli bilgi de şu: Dorsey kenti o kadar çok sevmişti ki bir yerde bir gün belediye başkanlığına aday olacağını söyledi. Ama daha sonra fikrini değiştirdi ve bu işi iyi yapamayacağını belirtti. Dorsey daha önce yüz yüze iletişimde pek iyi olmadığını söylemişti. Belki de bu yüzden bir politikacı olmak ona göre değildir. Dorsey, 1999'da New York'tan Kaliforniya eyaletindeki Oakland'a taşındı. Başka girişimlerden sonra 2000 yılında Twitter fikrine geri döndü. Rus blog servisi LiveJournal ve AOL Instant Messenger'dan ilham alan Dorsey, arkadaşlarla veya daha büyük bir kitleyle çevrim içi kısa mesajların paylaşılıp paylaşılamayacağını merak etti. Fikirlerden bir taslak ortaya çıkarması sadece 6 yıl daha sürdü ve Twitter resmi olarak doğmuş oldu. Dorsey, diğer girişimciler Biz Stone, Evan Williams ve Noah Glass'la birlikte Mart 2006'da Microblog hizmetini kurdu. Kesin tarih vermek gerekirse Dorsey 21 Mart 2006'da ilk tweetini attı. Bununla birlikte Dorsey her zaman bir dizi yeni fikrin peşinde koşan biri oldu. O nedenle Twitter, CEO'su olduğu tek şirket değil. 2010 yılında Square adlı bir startup kurdu. Şirket, bir telefona kolayca takabileceğiniz bir kredi kartı okuyucusu geliştirdi. Bu nedenle kullanımı çok kolay ve Dorsey'e göre mobil ödemelerde devrim yaratacak. Ama Twitter'a geri dönelim. Platform, başlangıçta bazı sorunlarla karşılaştıktan sonra oldukça popüler oldu. 2012'de 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Bir yıl sonra şirket borsaya ilk girdiğinde Dorsey artık milyarder olmuştu. Bugüne geldiğimizde ise Twitter 2020 sonuna dek aylık 340 milyon aktif kullanıcıya erişti. Bunun 186 milyonu günlük aktif kullanıcı. Her gün toplam 500 milyon tweet atılıyor. Ancak Twitter, yıllar boyunca özellikle yanlış bilgilerin platformda yayılmasını kontrol edip sınırlamadığı için eleştirildi. Örneğin art niyetli bot hesaplar 2016'daki ABD başkanlık seçimini manipüle etmeye çalıştı. Twitter 2020 seçimlerinde yanlış bilgileri etiketleyerek ve sahte hesapları silerek buna karşılık vermeye gayret etti. Ocak 2021'de ise Twitter
eski ABD Başkanı Donald Trump'ı bile engelledi. Trump destekçileri Kongre binasına baskın düzenledikten sonra Twitter, Trump'ın tweetlerinin şiddeti kışkırtmaya yönelik platform kurallarını ihlal ettiğine karar verdi ve Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı. Tamam, elbette bunların çoğunu duymuşsunuzdur. Peki, şunları biliyor muydunuz? Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sadece çok aktif bir Twitter kullanıcısı değil, aynı zamanda bazen tartışmalı tweetleriyle de biliniyor. Ama Jack Dorsey buna aldırış etmiyor. 2019'da şunları söylemişti. Elon Musk'ın Twitter'ı kullanma şeklini seviyorum. Varoluşsal sorunları çözmeye ve düşüncesini açıkça paylaşmaya odaklanıyor. Buna ve bunun beraberinde getirdiği tüm iniş ve çıkışlara saygı duyuyorum. Musk'ın yanıtı gecikmedi. Teşekkürler Jack, Twitter harika. Dorsey'in CEO'luğu eleştirildiğinde de Elon Musk ona açıkça destek verdi. Mükemmel bir teknoloji milyarderleri dayanışması. Dorsey'nin teknoloji girişimcisi meslektaşı, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg bir defasında onu akşam yemeğine davet etti. O yıl Zuckerberg kendine zor bir kişisel hedef koymuştu. Sadece kendi öldürdüğü hayvanları yemek istiyordu. Dorsey, Rolling Stone dergisine verdiği röportajda yemeğe dair şunları anlatmıştı. Zuckerberg bir keçi çekti, onu bir elektroşok tabancası ve bıçakla öldürdü ve ardından da kasaba gönderdi. Fırında pişirdikten sonra servis etti ama keçi soğuktu. Dorsey o gece sadece salata yediğini hatırlıyor. Twitter yönetim kurulu 2008'de Dorsey'nin işleri yönetme şeklinden memnun değildi. Platformda sorunlar yaşanıyordu, site defalarca çökmüştü ve Dorsey'nin yoga, meditasyon yapmak veya ilgi duyduğu moda tasarımı ile ilgili bir nedenden ötürü ofisten erken ayrıldığı söyleniyordu. İşine yeterince bağlı izlenimi yaratmıyordu. Ancak Dorsey'den sonraki CEO'ların yönetimi altında işler daha da kötüye gidince Dorsey 2015'te bir kez daha görevi devraldı. O zamandan beri de Twitter'ın CEO'su. Ancak bazı Twitter yatırımcıları yine de onun gitmesini istiyor. Bunun nedeni ise Dorsey'nin aynı zamanda Square'ın da CEO'su olması. Dorsey'yi eleştirenler Twitter'ın tüm zamanını şirkete adayacak bir CEO'ya ihtiyacı olduğunu savunuyor. Hepimizin bildiği gibi büyük güç büyük sorumluluk getirir. Kendisi için bir imparatorluk kuracak ölçüde kendini yetiştirmiş bir milyarder de olsa Dorsey de hatalar yapıyor. Örneğin 2018 yılında Dorsey bir tweet attı. Myanmar'da düzenlenen bir doğum günü meditasyonu etkinliğine katıldığını ve ülkeyi bir turizm merkezi olarak tanıttığını paylaştı. Birçok kullanıcı Dorsey'nin tweetine tepki gösterdi ve yanıt vererek ülkedeki insan hakları krizine dikkat çekti. Çünkü o sırada Myanmar ordusu Rohingya azınlığı yerinden ediyordu. Cinayet ve tecavüzleri içeren bu zulüm insan hakları örgütleri tarafından etnik temizlik olarak sınıflandırılıyor. Dorsey takipçilerine şunları söyledi. Myanmar'daki insan hakları ihlalleri ve yaşanan acıların farkındayım. Orayı ziyaret etmeyi, insanlarla konuşmayı, yaşananları onaylamak olarak görmüyorum. Sorunu gündeme getirmeyerek hafife almak niyetinde de değildim. Ancak yeterince bilgi sahibi olmadığımı ve daha fazla öğrenmem gerektiğini kabul ediyorum. Seyahat fotoğraflarınızı birkaç arkadaşınıza göstermek güzel bir fikir olabilir. Ama bunları tüm dünyayla ya da 5 milyonu aşkın takipçiyle paylaşmak daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Jack Dorsey eminim bunu artık biliyordur. Teknoloji titanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.